Şöyle bir bakıyorum son 3-4 aydır piyasalarda tüm piyasalarda tam bir şenlik havası hakimdi. Amerika'sından Avrupa'sına, Avrupa'sından Türkiye'sine kadar tüm dünya borsaları çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkmaya devam ettiler. Sebepleri neydi? Aşı bulundu. Bu hastalık artık sonlandı. Önümüzdeki dönemde ekonomiyle ilgili sıkıntılar rahatlıkla aşılacak. Bütün dünya ülkeleri hızlı bir büyüme sürecine girecek. Turizm akışı başlayacak ve bu sayede de sorunlar bitecek yaklaşımıyla borsaları yukarıya doğru taşıdılar. Ancak sıkıntıların büyük olduğunu aslında onlar da çok net bir şekilde görüyorlardı. Bunu bir fırsat dönemi olarak kullandılar. Peki bu fırsat dönemi devam edecek mi? Ne yazık ki devam etmeyecek arkadaşlar. Özellikle aşı tedarik zincirinin çok hızlı bir şekilde bozulmaya başladığını görüyoruz. AstraZeneca ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha büyümeye devam ediyor. Avrupa Birliği AstraZeneca bize taahhüt ettiği aşıları göndermiyor diyor. AstraZeneca da biz size dünyadan çok daha fazla aşı gönderiyoruz. Talebinizin üzerinde aşı gönderiyoruz. Daha ne istiyorsunuz diyor. Ama ne taraftan bakarsanız Bakın arkadaşlar vaka sayıları hızla artıyor ve 100 milyon kişiyi geçmiş durumda. Örneğin İngiltere'de yaşamını kaybedenlerin sayısı 100 bini aşmış durumda ve İngiltere Başbakanı da bu konuyla ilgili bütün sorumluluk bendedir açıklaması yapmak zorunda kaldı. İngiltere Başbakanı Johnson'un bir başka açıklaması. İlkbahar aylarında kısıtlamaların kaldırılacağı beklentisini şimdiden oluşturmayın. Bunları konuşmak çok erken dedi. Bir başka gelişme Fed'in bugün yapacağı açıklama. Herkes acaba varlık alımları azaltılabilir mi meselesini konuşuyor. O nedenle de altın fiyatlarını bu seviyelerde tutuyorlar. Çok yüksek ihtimal arkadaşlar. Zaten Fed'in daha önceki açıklamalarına baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Varlık alımlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Bu şekilde devam ettirilecek. Hatta önümüzdeki dönemde varlık alımlarının hızı arttırılabilir. Ne zamana kadar? Enflasyon kontrolsüzce yükselene kadar. Vaka sayısı 100 milyon aşmış durumda. Merkel ile ilgili çok da iyimser bir beklenti içinde olmayın. Önümüzdeki yıllarda da hayatımızı etkilemeye devam edebilir dedi. İngiltere'de can kaybı 100 bin kişiyi geçti. Johnson kısıtlamaların baharda sona ereceğini söylemek için çok erken açıklamasını yaptı. Korona bağışıklığıyla ilgili bilim adamlarından bir açıklama geldi. Bence en kritik açıklamalardan birisi ama yoğun haber akışının arasında kaybolup gitti. 5 aylık bir bağışıklık süreci sonrasında tekrar hastalığa yakalanmış, kişilerin aynı sertlikte yakalanma ihtimali var dedi bilim insanları. Eğer tablo buysa bu mutasyonun dağılma etkisiyle de bir sarmal haline gelebilir pandemi. Uzun yıllar boyunca insanların canını sıkabilir. AstraZeneca haberini biraz önce sizlerle paylaşmıştım. AB ile AstraZeneca arası iyice gerilmiş durumda. Avrupa Birliği taahhüt edilen aşının gelmediğini söylüyor. AstraZeneca ise biz taahhütümüzü yerine getirdik ama Avrupa Birliği hak ettiğinden fazla aşıyı bizden istiyor diyor. Hangi taraf ne derse desin işin gerçeği şu. Demek ki aşılar Avrupa Birliği'nin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Keza Amerika'nın Rusya'nın ihtiyaçlarını da karşılamıyor. Nitekim Türkiye'ye döndüğümüz zaman Türkiye'nin ihtiyaçlarını da karşılamıyor. Türkiye'de de sıkıntı her geçen gün büyüyor. Sayın Cumhurbaşkanı arka arkaya yarın aşı gelecek, öbür gün aşı gelecek açıklamaları yapıyor ama totalde bakıyorsunuz 10 milyon dozu bile bulmamış bir aşı miktarı var. İşte gelen ilk 3 milyon dozluk aşıydı. O da maksimum 1,5 milyon kişiye uygulanabiliyor. Etkinliği nedir? O da apayrı bir tartışma konusu. Türkiye %90'lara varan bir etkinliği olduğunu iddia ediyor. Dönüyorsunuz Brezilya'ya. Brezilya hayır kardeşim %50'lerde kalıyor diyor Çin aşısının etkinliğini. Sıkıntı bu anlamda da büyük kafalar karışık. Bir yandan da Avrupa ekonomisi kapanmaya devam ediyor. Dünya ekonomileri kapanmaya devam ediyor. Dünyadaki ülkeler arasındaki seyahat süreçleri durdurulmaya başlandı. Ticaret iyiden iyiye daralmış durumda ve bunun da ülkelere ekonomik anlamda yansımaları sıkıntılı olacak. Bakın dünyanın en önemli ekonomilerinden birisi Almanya. Yıllardır dış ticaret fazlası veriyor. Yıllardır istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Alman firmaları da istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Buna rağmen arkadaşlar MAN hepinizin çok yakından bildiği bir araç firması. Genelde toplu ulaşım araçları üretiyor. 3500 kişinin işine son verme kararı almış durumda. Türkiye'ye bakıyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'de neredeyse kıtlık süreçleri yaşanıyor. İthalata bağımlı olan ülke tarım ürünlerini karşılayamadığı için sıkıntılarını her geçen gün büyütüyor. Mesela ay çiçek yağındaki fiyat artışlarının artık boyumuzu aştığını görüyoruz ki mutfağımızın en ucuz ürünlerinden birisi olmasına rağmen. Bitkisel yağ sanayicileri derneği başkanının yaptığı bence çok da çok da akla uymayan bir açıklama var. Diyor ki kendisi, "Yağ fiyatlarına bakmayın. Yani yağ fiyatları ne olursa olsun %100 artar, %200 artar. Önemli olan sizin bu yağı bulabilmeniz." diyor. Yağı bulduğunuza şükredin demeye getiriyor yani. Arkadaşlar böyle bir mantık var mı? Temel gıda fiyatları artış sonrasında biliyorsunuz market, tedarikçi ve pazarlarda denetim süreci başlatıldı. 81 ilde yine döndük 2018'in başına. 2018'in başında da biliyorsunuz patatesciler basılıyordu. Şimdi marketler, pazarlar, tedarikçiler basılarak bu yüksek fiyat artışlarının nedeni sorgulanacak. Nedeni ortada değil mi? Aylardır bas bas bağırıyoruz. Türkiye'deki ekonomi politikası, vergi politikası, kur politikası ne yazık ki büyük bir pahalılığa doğru götürüyor diye bas bas bağırıyoruz. Bu duyulmuyor. Yine bir başka sorumlu bulunmaya çalışıyor. Hiç kendisini suçlu görmüyor bakın. Hiçbir noktada ben ne nerede hata yaptım acaba diye bakmıyor. Marketleri, zincir marketleri, bakkalları, tedarikçileri denetime sokuyor. Sanki fiyatları onları arttırıyormuş gibi. Keyfen arttıran varsa elbette gerekli işlemler yapılsın. Piyasadaki fiyatların marketler dışında da çok net bir şekilde arttığını biliyoruz. Tarım girdi maliyetlerine baktığımız zaman da her şeyi çok net bir şekilde anlıyoruz. Yıllık olarak arkadaşlar tarım girdi maliyetleri %15,5 artmış durumda. Sadece gübre fiyatları bu markette satılmıyor gübre biliyorsunuz. Sadece gübre fiyatları %87 oranında artmış durumda. Tablo buyken sen çıkıp da hala marketi onu bunu patatesi suçlamayacaksın kardeşim. Madem bir pahalılık var ortada bunun nasıl ucuzlatırım diye bakacaksın. Yeni vergi koymak yerine vergileri düşürüp enflasyondaki ya da fiyatlardaki vergi yükünü azaltacaksın. Böylece fiyatlar bir miktar ucuzlayacak. Ama devlet hiçbir şeyden fedakarlık yapmıyor. Ekonomi yönetimi hiçbir şeyden fedakarlık yapmıyor. Bütün suçu da başkalarına atmayı çok net bir şekilde biliyor. Kritik bir sürece giriyoruz arkadaşlar. Bizim en yanlış politikalarımızdan birisi biliyorsunuz Suriye politikaları. Sözüm ona ısrar etmeye devam ediyoruz. Edebileceğiz mi edemeyeceğiz mi onu hep birlikte göreceğiz. Ama Amerika'daki eski Suriye temsilcisi diyor ki Biden döneminde Türkiye ile ilişkilerde bir düzelme beklemiyorum. Demek ki biz Suriye konusunda Biden ve yönetimiyle her geçen gün biraz daha gerileceğiz. Küçük esnaf hafta sonları zincir marketlerin kapatılmasını istemiş. Evet hakları çünkü insanlar zincir marketlerden alışveriş yapıyor. Daha doğrusu şu discount indirimli market dediğimiz marketlerden alışveriş yapıyor. Karşısında bakkal açıyor kimsenin gittiği yok. Karşısında manav açıyor kimsenin gittiği yok niye gitmiyorlar? Çünkü discount marketler 10 kuruş, 20 kuruş daha ucuza satıyor malı. Dolayısıyla insanların ayağı o tarafa gitmiyor. Ediyorlar ki bir taraftan da biz bütün hizmeti veriyoruz. Siz ne yapacaksınız bakkala gidip küçük esnaf bu konuyla ilgili de büyük bir sıkıntı yaşıyor. Şimdi arkadaşlar bütün bunların toplamında piyasalarda durum ne olur? Biraz da bunları konuşalım. Biraz önce dünya ile ilgili verdiğim haberler, İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan gelen haberler bize şunu gösteriyor. Birincisi dolardaki suni seviye tutulamıyor arkadaşlar. 7.30 7.40 aralığındaki seviye tutulamıyor. Tutulamaz. Da dolardaki gerçek seviyene minimum 8.28.40 aralığı aslında ama elden geldiğince mümkün olduğunca her türlü enstrüman kullanılarak bir şekilde dolar aşağıya düşüyormuş havası yaratılmaya çalışılıyor. Peki bu uğraş işe yarıyor mu? Yani vatandaşı tedirgin ediyor mu? Götürüp dövizini bozuyor mu insanlar? Hayır bozmuyor hızlı bir şekilde döviz mevduatları artmaya devam ediyor. Yastık altı artmaya devam ediyor. Aynı durumu altında görüyoruz. Aynı durumu gümüşte görüyoruz. Aynı durumu euroda, sterlinde görüyoruz. İnsanlar ellerinde ne kadar tasarrufları varsa bunu dövize çevirmeye devam ediyorlar. Türkiye'nin gerçekleriyle doların uyuşmadığını biliyorlar. Bir tarafta bu uyuşmazlık varken öbür tarafta da hem devlet zamları, hem özel sektör zamları örneğin şu tünel köprü geçişleri tamamen dolara endeksli yapılıyor ama 10 liranın üzerindeki dolar fiyatıyla yapılıyor. Vatandaşın fiyatı 7.40, ekranda gördüğümüz fiyat 7.40. Köprü geçişine, tünel geçişine baktığımız zaman 11 liradan işlem gören bir dolar kuru görüyoruz. Doların bu seviyelerde kalmayacağını herkes biliyor. Onun için fiyatlamalarını buna göre yapıyor. Bunu aslında ekonomi yönetimi de çok net görüyor. Ama mümkün olduğunca şu anda dolara basarak ekonomi iyiymiş havası yaratmaya çalışıyor. Dolarla ilgili beklentimi söyleyeyim önce. Daha sonrasında Euro sterline geçelim. Dolarla ilgili beklentim, ilk beklentim normal koşullarda 7.90 sonrasında 8.40 seviyesi arkadaşlar. Ara durak 8.20 olacaktır. Bu beklentim çok kısa vadeli. Öncelikle bunu belirteyim. Hem teknik hem de temel verilere baktığımızda net bir şekilde görüyoruz. Dolara bağlı olarak Euro ve sterlindeki sıçramalarda dikkat çekici olacak. Yani bu dönemde sakin olmakta fayda var. Doların bu seviyeleri tamamen tuzak seviyeleri aman ha dikkatli olun diyorum sizlere. Euro dolar paritesinde 1.21.12'yi görüyorum. Bu seviyede çok kaldı çok sıkıştı yukarıya nefesi yetmiyor aşağıya inişi çok sert olacak. Özellikle 1.20 kırıldıktan sonra. İlk önce 1.18'i göreceğiz. Ardından 1.15'i göreceğiz. 1.15 riskli. Buranın kırılması durumunda 1.08'e kadar giden bir euro dolar paritesi görürüz. Ve bu gidişat hem euro bölgesinin hem de Amerika'nın işine geliyor. Aslında bunu da unutmayın derim. Gelelim altın nonsuna. Altın nonsunda 1860'lı seviyelerin üzerine çıktık. Teknik olarak bir geri çekilme oldu. Fed beklentisiyle bir geri çekilme oldu. Bu seviyeler kalıcı değil. Bugün Fed'in açıklaması sonrasında sert yükselişin ilk adımını yaşayacağız. Önce 1890'lar, sonrasında 1930 seviyesi ve bir sonraki adımda da 1990 seviyesi görülecek. 1990 aşılıp 2000 üzerine altın kendisini attığında hızlı bir şekilde geldiği yer olan 2080 dolara gidecek ve burayı kırdığında da 2300 dolara hedefleyecek. 2021 yılı içerisinde kim ne derse desin 2300-2500 dolar aralığında bir altın fiyatı göreceğiz. Buna bağlı olarak gram altın fiyatı da yükselecek. Edecek. Sadece onsun yükselişine bağlı olmayacak. Gram altındaki sıçramalar çok daha dikkat çekici olacak arkadaşlar. Temel nedeni ne diye sorarsanız onsun da en dip seviyelerindeyiz. Doların da en dip seviyelerindeyiz. Yani hem dolar hem de ons çok hızlı sıçramalarla yükselecek. Dolarda 7.90 işaret ettiğinde ve altın onsunda 1990 seviyelerini işaret etmeye başladığında 530-540 aralığına gelmiş oluyoruz. Sonrasında altın yükseliş eğilimi daha da hızlanacak. Özellikle bu aşağı haberlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu anda Fed beklentisiyle altın tutuyorlar ama yarın öbür gün Fed beklentisi de bittiğinde, aşağı haberleri de olumsuza döndüğünde, vaka sayıları da bu şekilde artmaya devam ettiğinde göreceksiniz altın fiyatlarını kimse tutamayacak ve o günlerde biz altının gramının 600 liranın üzerine çıktığını çok net bir şekilde göreceğiz zaten. 600 lira ne zaman olur? Tabii ki falcı değiliz. Tabii ki zaman belirtme imkanımız yok ama benim kanaatim arkadaşlar 2021'in ilk çeyreğinde biz 600'ün üzerinde bir altın fiyatı göreceğiz. 2021'in ortasında ve 2021'in son çeyreğinde çok daha yüksek seviyeleri konuşuyor olacağız. Muhtemelen 1000 lira seviyelerini zorluyor olacağız. O nedenle sakin olmanızı ısrarla söylüyorum arkadaşlar. Bunu bir yatırım olarak göreceksiniz. Yarın öbür gün paranızın erimemesi için kendinizi garanti altına almak olarak göreceksiniz. Yarın öbür gün olabilecek fiyat ataklarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ve alım gücünüzle ilgili bir probleminiz olmayacak. Bunun rahatlığıyla hareket edin arkadaşlar. Ha götürüp paranızı tabii ki bankaya da yatırabilirsiniz. Ama gelin bir mevduat hesabı yapalım. %18-%19 civarında mevduat faizlerinin olduğunu kabul edelim. E, Türkiye'de gerçek enflasyonu hiç konuşmuyorum. TÜİK'in enflasyonu %14.6 yani %2.5 civarında bir faiz alacaksınız. reel faiz alacaksınız ama riskiniz yüzde yirmiler civarında olacak. Burada kararı tamamen kendiniz vereceksiniz arkadaşlar. Faizde kalmak mı avantajlı yoksa dolarda altında euroda sterlinde mi kalmak avantajlı yoksa gerçekten çok riskli olmaya başlayan borsada mı kalmak Avantajlı. Bu kararı verdikten sonra da hareketlerinizi buna uygun devam ettireceksiniz. Ha, kısa vadeli işlem yapanlar, günlük alsat yapanlar, haftalık alsat yapanlar ara trendleri takip ediyorlar zaten. Ben de elimden geldiğince Instagram sayfamda onlara bilgi vermeye çalışıyorum. Ama günlük alsat yapmanın çok da hayırlı bir iş olduğu kanaatinde değilim eğer ki küçük yatırımcıysanız. Bakın 3 işlem kazanırsınız, 2 işlemde zarar edersiniz, 2 işlemde yaptığınız zarar, 3 işlemde kazandığınız paranın tamamını alır, bir de sizi tamamen dibe götürür, eksiye geçirir. Uzun vade beklersiniz, uzun vade beklediğinizde ilk etapta zarar ediyor gibi görünürsünüz, sonrasında bir bakarsınız paranız beklentinizin üzerinde bir getiri sağlamış size orta ve uzun vadede ha ben o zaman doğru bir iş yaptım dersiniz. Örneği de şu arkadaşlar geçen sene 260, 270, 280, 290 hatta 330 seviyelerinden altın alanlar en karlı yatırımı yapmış oldular. Elbette biz o dönemde de yatırım tavsiyesi vermedik, bugün de vermiyoruz ama bunu görüyorduk. Dünyanın gidişatını görüyorduk, Türkiye'nin gidişatını görüyorduk ve altın fiyatlarının özellikle gram altın fiyatlarının bu seviyelerde kalmayacağının farkındaydık. Onun için elimizden geldiğince sizlere uyarıyorduk. Herhangi bir şekilde paranız zayi olmasın diye. Evet bugün zararda olabilirsiniz. Yıl sonuna geldiğimizde hangi durumda olacağınızı hep birlikte konuşacağız geçen yıl olduğu gibi. Her zaman söylediğim gibi sakin olmanızı tavsiye ediyorum. Ara değerleri değerlendirmek isteyen arkadaşlara da şunu tavsiye ediyorum. Lütfen dikkatli olun. Sahiden sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Her an bir siyah kuğu etkisiyle karşı karşıya kalabiliriz. Siyah kuğu demişken onu da unutmadan konuşalım. Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Dimitriyev diyor ki... Siyah kuğu sürüsü gelebilir. Nedir siyah kuğu? Olağanüstü sonuçları olan öngörülemez durumlar. Olağanüstü sonuçları olan öngörülemez durumlarla karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Bu dönem ona çok gebe. Yepyeni bir pandemiyle karşı karşıya kalabiliriz. Çok yüksek enflasyonist ortamla karşı karşıya kalabiliriz. Bir savaş ortamıyla karşı karşıya kalabiliriz. Toplumsal olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunlar öngörülemez durumlar ve piyasalar üzerinde çok ciddi etkileri olabilecek durumlar. Bu dönemlerde mümkün olduğunca sakin kalmak ve sabit kalmak önemlidir. Sabır bu işin temel taşıdır unutmayın. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.